Gel. İçeride kapatmış. Gel, bak köstebeğe bak. Sabah akşam kazıyorsunuz ya. Bak vallahi bak görüyor musunuz nasıl oynuyor? Az seni var ya, elimle yakalayacaktım ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine kameraman ile arıyor herhalde. Yine diyor hoş geldiniz. Şöyle bir tane yemlik aldık. Özellikle bordo mavi aldık. Niye aldık acaba? Kameraman Trabzonspor'u tutuyor. Eyvallah. Neyse. Şu al, yemlik mi suluk mu? Bu suluk. Böyle suyu dökelim bakalım. Yani bu kadar da su aslında onu şey etmez ama. Şimdi nasıl? Şu suluğu deniyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıdan koy. Bunu açma yerim var lan. Bu mu acaba? Yok bunu mu açıyoruz? Şu an şaşkınız arkadaşlar. Açtım bak su gidiyor. Aynen bak şuradan su gidiyor bak. Şuraya çekersen. Evet. Ulan insan bir suluğa sevinir mi ya? Güzel. Gerçekten ama. Çok güzel bir... Bunu kapatınca su duruyor galiba. Allah Allah sisteme bak. Neyse arkadaşlar şaka bir yana gerçekten sevindim. Şöyle bir suluk, yukarıdan doldurmalı bir suluk hep istiyordum. Ama bunu cebimizde mi taşıyacağız? Bizim? Açık bırak yağmur yağsın. O da doğru, güzel mantık. Bunu aslında koyacağız. Oluklar var ya, olukların şeyini. Şimdi çoğu arkadaşımız ne demişler? Horoz kayboldu senin yüzünden demişler. Abonelikten çıkıyorum demişler. Ondan sonra sen yorumları okumuşsundur. Ondan sonra bir sürü şey söylemişler. Arkadaşlar ben işe gittim. Çocuklara emanet ettim. Çocuklar da herhalde ne bileyim ya geç kapattılar. Yani belki dediğiniz gibi horoz dövmüş olabilir. O da gitmiş olabilir. Başka bir yere silmiş olabilir. Ama çok aradık. Gece 2'ye kadar ben aradım. Ağaçların şuradaki hatta şöyle çıkalım. Yani şu ağaçlar var ya bu ağaçların diplerine baktık komple. Ondan sonra arka taraflara baktık. Sağına soluna her tarafa baktık ama yok hayvan yok yani. Almış da olabilirler. Şimdi bilemiyorsun. Yani benim mahallede arkadaşlarım zaten izliyor ama böyle tepeli bir tavuk mavuk gördünüz, horoz gördüyseniz onu şey yapın yani getirin. Ama yok ya. Yani. Şimdi köpek de bizim burada çok fazla. O yüzden arkadaşlar bize şey yapmayın öyle çok fazla yorum gördüm. Biraz canımı sıktılar gerçekten. Ama benim elimde olan bir şey. Çocuklar da çocukların da aslında elinde olan bir şey. Yani baksalardı aslında gece biraz daha geç kapatmasalardı belki kaybolmamış da olabilirdi ama o sıkıntı değil. Biri gider biri kalır dostlar bir öyle miydi? Dostlar beni hatırlasın. Öyle bir şey vardı ben ama. Ben giderim adım kalır. Ben giderim adım kalır hindiler beni hatırlasın. Hindiler oğlum bak size bu hindileri var ya yemin ediyorum sabah akşam orayı kapatıyoruz. Lan nereden çıkıyor nasıl yapıyor bir türlü bilemedik. Bugün de arkadaşlar cuma hayırlı cumalar diyeceğiz ama cumartesi izliyorsunuz. Tavukları almaya gittik. Ne dediler? Yarın gelecek dediler. Vallahi kaç gündür yarın geliyor. Şimdi aslında o suluğu bu tarafa aldık. Yani tavuklarımıza şöyle gidelim. Yeni kümesimize oraya branda alacaktım. Böyle komple boydan boya. Çünkü üstü biraz yırtık. Branda alacaktım. Biraz pahalıydı. O yüzden bakalım. Yine naylon maylon bir şeyler bulacağız. Bunun üstüne yapıştıracağız. Cuma dediler. Cuma da gelmedi tavuklarımız. Yemlikler zaten hazır. Birazdan belki buğday da koyarız. Sağının solunu güzelce zaten kapatıyoruz arkadaşlar. Yukarıda toprak var ama şöyle desteklerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi bir iki tane desteğimiz var. Destekleri de çaktık. Şuraya da destek çakacağım bir tane. Şöyle içeriye. Ondan sonra buraya elektrik çekebilirsek bir tane lamba. Yani bunun içinde lamba da var hazır. Elektrik çekebilirsem buraya lambamızı da takacağız. Akşamüstü de gelip burada kontrol edebileceğim yani hayvanları. İçerisi karanlık duruyor zaten. Şu an içeride bir rüzgar yok. Var mı? Yok. Aynen. Yok. Yok yani doğru. Neyse. Dediğim gibi burayı tavuklarımızı aldıktan sonra buraya koyacağız. Ne güzel horozumuzu da buraya koyacaktık ama nasip olmadı. Hangisini güzel desek, hangisini sevdik desek elimizden gidiyor. Yani neyse olsun önemli değil. O gitti yenisi gelir. Biliyorsun bir tane daha fizanımız vardı bizim siyah. Rabia fizan. O da horozdu. Daha küçüktü. Onu da daha 2-3 gün saldık. Yine hayvan yok. Sultanımız vardı. O da yok. Sultan da vardı arkadaşlar. Yumurtadan çıkarttım. O hayvan da yok. Ondan sonra 5 tavuğumuz vardı bir tane küçük. O da yok. Yani bilmiyorum değişik ırkları gören ne yapıyor? Alıyor mu yolun kenarından? Anlamıyorum ama dediğim gibi şimdi mesela şu taraf açık olduğu için bana çok kızmışlar. Ama yani yapacak bir şey yok. Abonelikten çıkarım mı demek ya? Abi yapma biz bir aileyiz arkadaşlar. Yani sizlerin sayesinde şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir yerimiz oldu. Daha da yapıyoruz. Şimdi bak şuraya kazık çaktık. Şöyle burayı kapatacağız. Ondan sonra tavuklar dışarı çıkamayacak. Kafamız rahat olacak.
Yani şimdi mesela işe mecbur gidiyorsun arkadaşlar. Hem olmuş yani kolay değil yani. Sadece YouTube geliriyle bir yerlere de gelinmez arkadaşlar. Çoğu kardeşimiz şey soruyor ama şimdi bunun vergisi var. Rahmi de çok iyi bilir. Vergisi var, muhasebesi var. Muhasebemiz de bizi buradan izliyor. Hakan abi selam olsun. O daha iyi bilir. Aynen, o daha iyi bilir. Şimdi arkadaşlar kolay bir şey değil. Mecbur ek iş yapmak lazım. O yüzden sizler de ilk önce okulumuzu okuyun. Hani öyle dedim, kamu spotu yazar mıyız buraya? Bilmiyorum. Gelsin. Uğraşıyorum akşamları. Yani o yüzden abi senin gibi ben de tavukçu olmak istiyorum. Video çekiyorum ama ilk önce okulunuzu okuyun. Abinizden size bir tavsiye. Kardeşlerim ilk önce okulunuzu okuyun. Şunu ben alayım. Allah bu ne ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Bak suratı hala şişik ama şöyle gördüğün gibi. Neyse. Okulu okuyun. Dayı da okulu okuyun diyor. Ondan sonra güzel bir meslek edinin. Bu hobi olarak yani. Tavuk oğlum. Tamam ya. 5 kilo olmuşsun kardeşim. 5 kiloymuş abi. Harbiden 5 kiloymuş ha. Maşallah var. İlk önce okul, güzel bir meslek edinin. Ondan sonra tavukçuluk yaparsın. Çok fazla öyle soru soruyor. Oradan yani bu konuya da girdim. Yani ondan sonra arkadaşlar hobi olarak eğer bahçeniz varsa böyle mesela şöyle bir İsveç takımı alabilirsiniz kendinize. Ne bileyim hoşunuza giden Brahma olur, şey olur. Çok fazla öyle yani DM'den yazıyor küçük kardeşlerimiz. Abi ben de tavukçu olmak istiyorum. Yani olursunuz inşallah ama dediğim gibi ilk önce okulunuzu okuyun. İlk önce okul okumak lazım. Kamera herkese sen ne diyorsun? Doğru. Yani doğru. İlk önce okul. Aynen. Bu iş hobi olarak ama yani büyük böyle 300, 500, 1000, 2000 tavuk o zaten ticarete giriyor. Onun da vergisi var. Neyse dedim çocuklar gelin buraya. Abi şunlara baksana. Şunların tatlılığına bak. Kapak fotoğrafı mı verdin? Kapak fotoğrafı alın. Şöyle bir kapak fotoğrafı. Neyse tamam. Ben oradan keserim. Tamam, yaksın. Ya sen. Abi sen niye yumurtlamıyorsun? Bir aydır, bir buçuk aydır yumurtlamıyorsun ya. Vallahi bak yumurtlamıyorsun yani. Gerçekten. Nerede benim başım bay? Sen az önce yakaladın onu da. Şimdi gel. Bak şimdi abi bak. Heh bak şimdi iyi izle. Bak dişlerimi açacağım, dişlerimi vuracak. Bak. Hayır dur. Vuruyor, dişlerime vuruyor bak. Isıracağım seni ya. Mis kokuyor. Biraz da buğday şeyi kokuyor ama mısır olsun, önemli değil. Ya şu kıza bak sen. Bu kızın güzelliğine bakar mısın? Ya sana aşığım ya. Vallahi Alexander Sölot'un tek kızı. İçeride de bir tane beyaz var arkadaşlar da. Bakalım inşallah o beyaz da bunun gibi olur. Çok güzel bir rengi var maşallah. Paçaları da şöyle görün. Sakallara bak. Sakallara. Ben de sakallarımı uzatıyorum bu arada. Sakalları da maşallah güzel kızımı. İyi hadi güzelsin ha vallahi. Hadi öpeyim seni hadi git. Gitmiyordu abi bak. Aferin kızıma. Dediğim gibi arkadaşlar ilk önce okulunuzu okuyun, ondan sonra hobi olarak kendinize Hint tavuğu alabilirsiniz. İspanyol alabilirsiniz. Ondan sonra ne beslemek istiyorsanız ya güvercin alabilirsiniz. Yani bu hobi olarak yapmanız lazım. Çok fazla kardeşlerimiz öyle söylüyor. Yani bana abi ben tavukçu olacağım, abi ben de senin gibi olacağım. Vallahi abi bazen uykuda uyumuyor sen biliyorsun. Yani o yüzden arkadaşlar hobi olarak güvercin, tavuk. İlk önce okulunuzu okuyun, güzel bir meslek sahibi olun. Ondan sonra güvercin uçuyor. Yani hindi besleyin, tavuk besleyin. Yani bu da ek gelir gibi bir şey oluyor. Yani ne olur yumurta çıkıyor. 10 tane, 20 tane satıyorsun. Harçlığını çıkartırsın ama tabii dediğim gibi ilk önce oku. Sonra demesinler lan bu adam millet tavukçuluğa başlar. Ya tamam tavukçuluk çok güzel bir şey aslında ama yani gerçekten mesela ben jilet kendimi şöyle çeksen jilet bana. Ya bu Leyla niye bunun arkasından geziyor? He? Ben onu anlamadım vallahi. Hep onun arkasında, hindinin arkasında gidip geliyor. Ona bir tane eş alacağız arkadaşlar. Buldum bir tane. Buradan Selam abiye de selam olsun. Bir tane getireceğim dedi. Bakalım o da köyde işleri var. Biraz. Buraya uğradığında getirecek güzel bir tane erkek ördeğimizi. Ondan sonra güzel de bir yer yapacağız onlara. Bir tane traktör lastiğinde havuz yapacağız dedik. Değil mi? Böyle bir planımız da var. Yine havuzsuz olmuyor çünkü. Nereye? Bazen ya onu bir yapacağım. Bazen şu tenekenin içini dolduruyoruz su arkadaşlar. Onun için de hayvanı yüzdürüyoruz yani. Siz öyle sadece videoda 10 dakika yüzüyorsunuz ama bak baba Hintlere bak. Oğlum insan manitasını döver mi ya? Ya bak baba manitasını dövüyor. Kerataya bak. Yine vallahi gebertirim seni ya. Yani traktör lastiğinden bir tane de havuz yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız?
erkek ördeğimizi alacağız, onu da koyacağız yerine. Havada soğuk, biraz da yağmur yağıyor, olsun, sıkıntı değil. Onu da koyacağız yanına, eşleşecekler. Ondan sonra ne olacak? Yaban ördeği üreteceğiz. Çoğu kardeşim abi Pekin ördeği al, kaz al diyor ama yok, almayacağım arkadaşlar. Sadece yaban ördeği, yani ördek familyasından, kaz familyasından sadece yaban ördeği besleyeceğiz. Hindimiz zaten var biliyorsunuz. Hindilerin oraya da güzel bir kapı yapacağız. Şuradan hilin altından falan çıkıp giriyorlar. Oraya da güzel bir... Ne oldu lan? Kim uçurdu sizi? Neyse, oraya da güzel bir kapı yapacağız. Ondan sonra onları da oraya koyacağız. Hava soğuk. Biz de gidelim arkadaşlar içeriye. Biraz ısınalım. Cücüklerimizi size gösteremedik bugün. Olsun, başka videolarda görüşürüz inşallah. Dediğim gibi ilk önce okulunuzu okuyun. Ondan sonra hobi olarak tavuk da beslersiniz. Tavşan da beslersiniz. Her şeyi beslersiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Oh. Kadrajda niye çıktı? Çıktı.